gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. İş Sanat'tan merhaba diyoruz sizlere bu akşam ve İş Sanat'ta müzikleriyle, şarkı sözleriyle, sahne performanslarıyla sıra dışı bir trio The Tiger Lilies bu akşam sahnede olacak. Biz de onların özel performansları öncesinde sohbet edeceğiz ama hepsinden önce moda dünyasının kaybını bir kez daha duyurarak başlayalım söze. Alman modacı Karl Lagerfeld 85 yaşında hayata veda etti. Hiç çıkarmadığı o siyah gözlükleri, at kuyruğu yaptığı beyaz saçı, eldivenleri ve farklı kostümleriyle moda dünyasında hep bir ikon olarak anıldı. Ve sadece artistik direktörlüğünü yaptığı Chanel için değil, bütün dünya moda sektörü için önemli bir isimdi. Reuters haber ajansı usta modacının Paris'te bir hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu. Karl Lagerfeld, Coco Chanel tarafından kurulan ikonik moda evine 30 yıldan uzun bir süredir başkanlık yapıyordu. Ve bu duyuruyu yaptıktan sonra hemen konuklarımıza döneceğim ve öncesinde çok kısa aktaralım, bilgi verelim de istiyorum. 1989 yılında kurulan bir trio The Tiger Lilies ve ilk günden itibaren sokaktan aldıkları ilhamla kara mizah unsurlarını ve kabareyi birleştiren sıra dışı bir grup olarak anılıyorlar ve her zaman farklı olmaya devam ediyorlar. Biz de bu akşam İş Sanat sahnesindeki performansları öncesinde sohbet ediyoruz. Adrian Stout, thank you for joining us. Yerimize katıldığınız için çok teşekkürler. Adrian Stout, Martin Jack ve Jonas Gollins. Çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Sizi seyircilerimize tanıtıyordum ve 30 yıldır sahnelerde olan bir trio ve bir kült trio olarak tanıttım. Bunu söylemek kolay tabii ama bize biraz daha bilgi verebilir misiniz? Tiger Lilies'i tanıtabilir misiniz? Sizin müzik tarzınızı tanımlamakta zorlananlar için, performansınızı tanımlamakta zorlananlar için biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Çok zor bir soru. Sen cevapla istersen. İnsanların kolay tanımlamasını pek istemedik. Çok başarılı olduğumuzu düşünüyoruz bunu yapmakta. Biz hikayeler anlatıyoruz. Karanlık hikayeler anlatıyoruz. Garip hikayeler anlatıyoruz. Ve insanların da duygusal tepkiler vermesini, bir şeyler hissetmesini, üzülmesini, mutlu olmasını, gülmesini, iğrenmesini istiyoruz. Ve farklı hikayeler anlatarak farklı duygular ortaya koymaya çalışıyoruz seyircilerimizde. Ve böyle şeyler yaparsanız ve tabii ki biraz daha sınırlarda yaşıyorsunuz çünkü sınırlardaki konulardan bahsediyorsunuz, toplumun nezaketinin dışında olabiliyorsunuz bazen ama bu aynı şekilde de topluma bir ayna tutmuş oluyorsunuz, yaşananları göstermiş oluyorsunuz, kültürün sınırındayız diyebiliriz. Bazen daha tanınmış şeyleri yapıyoruz, Hamlet'i yapıyoruz, bazen farklı bir şekilde değiştiriyoruz ve 30 yıldan sonra da enteresan şeyler, yollar bularak farklı fikirleri ve hikayeleri paylaşmak için en karanlık taraflarını sahneye koyuyoruz. Çok güzel anlattın gerçekten. Sizle devam edelim. Peki sizi ne motive ediyor? Bu hikayeleri anlatırken, bu insanlığın karanlık tarafını anlatırken nasıl motive oluyorsunuz? Biraz rahatsız edici ama bir yandan da eğlendirici, öyle değil mi? Yani bir ikilem olabilir mi sizce? Hem eğlenceli hem de rahatsız edici olabilir aynı anda. Bunun önünde bir engel yok. Sinemada bunu çok görüyoruz. Birçok çok iyi film rahatsız edicidir. Mesela Alfred Hitchcock, değil mi? Hem rahatsız edici hem de eğlendirici olabilir. Mesela korku hikayeleri, korku filmleri hem sizi rahatsız eder hem de eğlendirir. Alman ekspresyonist ressamların eserlerini düşünün, hem rahatsız edicidir ama şu ara tabii çok popülerler ama ben düşününce gerçekten hem rahatsız edip tabii insanları da eğlendirmeyi seviyoruz, bunun için çalışıyoruz. Peki şarkı sözleri nereden geliyor? Şarkı yazımı da tabii ki sizin yaptığınız uzmanlığınızın, yaptığınız işin bir parçası. Evet, karanlık ve nihilistik, biraz kirli bir düşünce yapım var belki. O da içimden gelen şeyleri sözlere yazıyorum ama tabii ki Brecht'in Üç Penny Operası gerçekten fakirlerden bahsettiği
en toplumun en dışlanmış parçalarından bahsettiği bu eser beni ilham verdi diyebilirim. Yani bana beni çöplükler ilham veriyor diyebilirim açıkçası. Peki size en fazla ilham veren kim diye soracaktım. Brecht ve Kurt Weill olduğunu biliyorum. Bunu da soracağım ama Jonas'a bir soru sormak istiyorum. Her şey nasıl başladı? Sizin için bir araya nasıl geldiniz? Evet, gerçekten müsaittim. Çalmaya hazırdım. Grubun bir parçası olmaya hazırdım. En baştan beri birlikte miydiniz? Evet, yaş farkına bakacak olursanız. Evet, babası yaşındayız aslında. Baksanıza saçında beyazı bile. Peki, Tiger Lily's'in bir parçası olmanın sırrı nedir? Gerçekten çok somurtkan ve üzgün biriyim. Belki de budur. Yani bunu yapmak dünyaya yardımcı oluyor mu bilemiyorum. Çünkü birçok kültür bir araya geliyor ve bir fayda sağladığımızı düşünüyoruz. Bunun iyi olduğunu düşünüyoruz. Birçok farklı seyircilerle bir araya geliyoruz ama bunların hepsini bir araya getiriyoruz. Onlarla bir şeyler paylaşıyoruz ama kişi olarak bizi o kadar yakından tanımak isteyeceğinizi düşünmüyorum. Ne zamandan beri berabersiniz? Ben 4 yıldır. 4 yıldır ben bir parçası. Bu da fena bir dönem değil, öyle değil mi? Peki ilham aldığınız noktalara geri dönecek olursak Brecht ve Kurt Weill. Evet, bu tabii ki Alman tiyatrosu da önemli. Edith Piaf var mesela, Billie Holiday ve İngiliz komedileri gerçekten önemli. Monty Python'da hepimizin izleyerek büyüdüğü bir eserdi ve onların komedisi gerçekten anarşik ve evet, çok da o kadar da etkilendik diyemem açıkçası Monty Python'dan. Her zaman hiçbir zaman öyle düşünmemiştim. Tabii severim Monty Python'u ama ya bunları izleyerek büyümedik. Ben izlemedim açıkçası. Enteresan bir nokta çünkü her zaman dünyanın dört bir yanında Monty Python'un çok ünlü olduğunu düşündüm ve sizin komedi şarkılarınızın da belki de insanların işte buradan gelmiş dedikleri şeyler. Ama bizim İngiliz müzikollerinin komedilerinden geliyor tabii ki ama ortak bir noktadan geldiğimizi söyleyebiliriz. Çünkü 19. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarından geliyor ve o şekildeki fikirleri de biz de artık günümüze getirmeye çalışıyoruz ve bizim sevdiğimiz birçok kişi de geçmişten bu fikirleri alarak günümüze getirmiş kişiler. Yani biz nostaljik değiliz. Yani 20'lerdeki bir swing grubu değiliz ama o fikirleri günümüze getirmeye çalışıyoruz. Bazı konulardan bahsederken artık günümüzden bahsediyoruz. Modern yaşamdan, modern çağdan bahsediyoruz ama geçmişi de getiriyoruz. Tabii bir de tepkileri alma şansınız oluyor değil mi? Evet, insanlarda bir tepki, bir reaksiyon yaratmak, onları düşünmeye itmek istiyoruz. I guess you're traveling a lot because çok fazla seyahat ediyor olmanız lazım değil mi? Yeah, we're going off to Australia. Evet, şimdi yarın da Avustralya'ya gideceğiz. Türkiye'den Avustralya, öyle mi? Evet. You have been to Turkey before. Türkiye'ye daha önce gelmiştiniz. Bunu biliyoruz ve tabii ki 2 years ago maybe you were here. 2 yıl önce buradaydınız ve anılarınız nasıl Türkiye ve İstanbul? Sizin aklınızda nasıl kaldı? İstanbul'u gerçekten çok seviyorum. Bence dünyadaki en beğendiğim kentlerden biri. Harika ve muhteşem bir şehir. Konserleri değil de kenti gerçekten hatırlıyorum. Yani çünkü inanılmaz bir şehir. Orada gezmek, bu atmosfer. Ve sokakta müzik yapan bir çocuk vardı ve İran'dan gelmişti. Kent sokaklarında müzik çalıyordu. Ve onunla beraber kenti gezmiştik. Harikaydı gerçekten. Evet, İstanbul'da çok fazla müzik var. O kültürde bunu hissedebiliyorsunuz. Ve buradaki şarkılara bayılıyorum. Tüm o gırtlaktan gelen sesler ve ezan da inanılmaz. Love all that.
Hepsi muhteşem. Kentin müziği var öyle mi? Evet, gerçekten bu kentin bir şarkısı var diye düşünüyorum. Kent size ilham veriyor yani öyle mi? Doğudan biraz ilham aldığımızı düşünüyoruz. Bizim müziğimizde Doğu müziğini de Batı ile harmanladığını düşünüyoruz. Biz de zaten bunun için çalışmıştık. Batı ve Doğu'nun müziğini birleştirmek için ve bu gerçekten bizim için harika bir kent. Çünkü Doğu ve Batı'yı birleştiren bir kent. Evet. Sizi dinlemek için gerçekten sabırsızlanıyoruz. Son bir sorum daha olacak. Nasıl bir performans olacak bu akşam? Bir albümümüzden, Şeytanın Panayırı adlı albümümüzden parçalar seslendireceğiz. Çekya'nın başkenti Prag'da 90'larda geçen bir dönemi anlatıyoruz. Gerçekten çok çılgın bir dönemdi. Sovyetler daha yeni çekilmişti. Tabii kapitalistlerin buraya gelmesinden önceydi. Oradaki boşluğun bulunduğu bir dönemdi. Ve son derece çılgın, eğlenceli bir dönemdi. Partiler, çılgın insanlar, çok farklı şeyler oluyordu. Ve tabii ki o dönem ve şarkılar da işte tam o dönemi ve orayı anlatıyor. And the show will farklı şarkılar olacak ve o dönemi anlatan, o çağda, o bölgedeki insanların yaptıkları anlatılıyor olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam sizi izlemek için sabırsızlanıyoruz. Tekrar burada olmanız için sabırsızlanıyoruz. The Tiger Lilies performansı, bu özel konser 20.30'da İstanat sahnesinde başlayacak. Ve biz hemen ajandamızdan diğer haberlerimize de hızlıca bakalım. İstanbul'un önemli eğlence ve kültür sanat noktalarından Bomontia'da yeni bir işbirliğine gidiyor. Alan 3 yıl boyunca Yapı Kredi Bomontia'da olarak anılacak. İşbirliği kapsamında ilk olarak Yaşar Kemal Çukurova fotoğrafları sergisi açılıyor. Ciao, zikos, gratteux, gadjo, briseur de cordes, alterno, reconverti, guitar hero, soulageur de démangeaison, guitaristique, astiqueur de manche, pompeur de rythmique. İstanbul'un tarihi mekanlarından biri, şehrin en önemli kültür, sanat ve buluşma noktalarından biri haline geldi. Bomontia'da yeni bir işbirliğine hazırlanıyor. Alan 3 yıl boyunca Yapı Kredi Bomontia'da olarak anılacak. Biz bu mekanı doğuş olarak 2015 yılında alıp şu anda bulunduğumuz Bomonti Ada projesine dönüştürdük. Biz buradaki markalarımızı Yapı Kredi isim sponsorluğu adı altında birleştirerek onların katkılarıyla çok daha değişik bir yapıya dönüştüreceğiz bu süreç içerisinde. Özellikle Yapı Kredi'nin kültür sanat alanındaki sergileri, kitapları ve de burada yapacağı bir takım eventlerle buraya da çok daha büyük renkler katacağına, çok daha çeşitlilik kazandıracağına gönülden inanıyoruz. Bomontia'da daha önce Laika Akademi ve Ara Güler Müzesi gibi önemli işlere imza atmıştı. Yeni işbirliğiyle İstanbul'un kültür sanat hayatına yeni bir hareketlilik getirilmesi hedefleniyor. Bomontia'da gerçekten fark yaratan bir mekan. Şehrin merkezinde soluk almak adına yeme içmeden sanata birçok alanda ziyaretçilerine çok güzel zaman geçirten ve marka gücüne çok inandığımız bir mekan. Bu anlamda da burada da ziyaretçileri güzel etkinliklerle, güzel projelerle buluşturuyor olacağız. İşbirliği kapsamında ilk olarak Yaşar Kemal Çukurova fotoğrafları sergisi açıldı. Sergide Lütfi Özgün Aydın tarafından çekilen Yaşar Kemal ve Çukurova fotoğrafları yer alıyor. Vurguladığımız şeyin Çukurova'nın içi gibi, yani Yaşar Kemal, köyler, göçerler, tarlalar, pamuk tarlası hepsinin iç içe geçmiş olması ve izleyicinin de bu içinde dolaşırken serginin hatta Çukurova'nın içinde geziyormuş gibi olması ve Yaşar Kemal'in romanlarını hissetmesi. Aynı zamanda romanlarındaki anlattığı muhteşem betimlemeleri duyması tabii. Sergi 25 Nisan'a kadar gezilebilecek. Sinema dünyasının en prestijli ödülleri Oscar'lara az bir zaman kaldı. Ödüller 24 Şubat Pazar gecesi sahiplerini bulacak. Ödül töreniyle ilgili hazırlıklar da tüm hızıyla devam ediyor. Ama bir yandan da tartışmalar yaşanıyor. Gelin Oscar'larla ilgili son haberlere bir kez daha bakalım. Bu yıl 91. kez düzenlenecek Oscar gecesine sayılı günler kala ödül töreniyle ilgili detaylar netleşmeye başladı.
Dört ödül kategorisinin canlı yayından çıkarılması kararına Hollywood'dan gelen tepkiler, Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'ne geri adım attırdı. Roger A. Deakins, Blade Runner 2049. Tepkileri dikkate alan akademi, en iyi görüntü yönetimi, en iyi kurgu, en iyi kısa film ve en iyi saç makyaj ödüllerinin canlı yayında açıklanacağını duyurdu. For Suicide Squad, Alessandro Bertolotti, Giorgio Gregorini and Christopher Nelson. 30 yıl sonra ilk kez sunucusuz yapılacak gecede ödüller kadar sahne performansları da konuşulacak. Beş daha da Oscar'a aday gösterilen Bohemian Rhapsody filmine ilham olan İngiliz rock grubu Queen, Oscar töreninde performans sergileyecek. Akademi Queen'in hangi şarkılarını söyleyeceğini, törenin hangi bölümünde sahne alacağını açıklamadı. Törenin bir başka sürprizi Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın düeti olacak. İkili, A Star Is Born filminde birlikte söyledikleri en iyi şarkı adaylarından Shallow'u seslendirecek. En iyi kadın oyuncu adayları arasında güçlü bir yere sahip olan Lady Gaga'nın törende ne giyeceği de şimdiden merak konusu oldu. Gaga, A Star Is Born filminin Venedik Film Festivali'ndeki ilk gösteriminde beyazlar içinde, filmin gala gecesinde Valentino imzalı pembe bir elbiseyle, Toronto Film Festivali'nde simsiyah bir duvakla, Altın Küre'de mavi Valentino'suyla, Los Angeles'taki galada sofistike gümüş elbisesiyle boy göstermişti. Törene performanslarının yanı sıra, Onar Dal'da aday olan Roma ile Sarayın Gözdesi filmlerinin kıyasıya rekabeti damga vuracak. I apologize for my appearance. I hoped I might be employed here by you. Şimdiye kadar 150'den fazla ödül kazanan Alfonso Cuarón imzalı Roma, Oscar'ın da en güçlü adayı olarak görülüyor. Hafta sonu gişe rakamları açıklandı. Organize İşler Sazan Sarmalı 3 hafta sonunda 3 milyona yakın bilet sattı. Bu arada bilindiği üzere daha önce de duyurmuştuk, film aynı zamanda Netflix'te de yayında. Hal böyle olunca aslında bazı iddialar da yine gündemi meşgul ediyor. Diğer yandan Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar cephesinden haberler var. Biz de bu son gelişmelerle sizlere veda ediyoruz. Yeni günde görüşmek dileğiyle. Bahadır Bey, ben Cumhuriyet Savcısı İlhan Gündoğan. Ülkemiz terör bandındaki yasa dışı bir teşkilatın önemli bir üyesi yakalandı ve üzerinden sizin kimlik bilgileriniz çıktı. Organize İşler Sazan Sarmalı, vizyonda 3. haftasını geride bıraktı. İşimiz dertte, bizi dolandırdılar. Bize yardım eder misin? Geçtiğimiz günlerde Netflix üzerinden de yayına giren film, %5 oranında seyirci kaybederek hafta sonu 360 bine yakın bilet sattı. İşte bu. İşiniz ya karıştırdım, maçın skorunu. Golleri kimin atayağını? Toplam gişesi 3 milyona yaklaşan filmin Netflix'te yayına açılması iddiaları da beraberinde getirdi. Yapayım ki tahmin gücü abi. O iddialardan biri, Şahan Gökbakar'ın çok sevilen serisinin yeni filmi Recep İvedik 6'ya Netflix'in 3 milyon 500 bin euro karşılığında talip olması. Bu bizim atlara hazırladığımız üzeri bir reçete var. Ondan uygulayacağım, manyak edeceğim bebeği. Recep İvedik 5'te 7 milyonun üzerinde gişe rakamına ulaşarak rekoru elinde bulunduran Gökbakar'dan henüz konuyla ilgili bir ses çıkmadı. Şükrü Saracoğlu mu buraya? Kara komik filmler serisiyle iki film birden çeken ancak salon işletmecisi yapımcı tartışması nedeniyle vizyon tarihini erteleyen Cem Yılmaz'ınsa filmlerini sinemada göstereceği, Netflix'te yapılan anlaşmadansa haberi olmadığı belirtildi. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği üyeleri, Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmini Netflix'te yayınlatan BKM ve dağıtımcısı CJ Entertainment'a karşı hukuki süreç başlatma kararı almıştı.